Evet sevgili arkadaşlar yine bir video ile karşınızdayım. İnşallah siz değerli arkadaşlarıma moral olabiliyorumdur ya da kafanızı bir nevi dağıtabiliyorumdur. Çünkü benim kafam şişiyor. Çocukları televizyondan olabildiğince uzak tutuyorum. Sizlerden de ricam çocukları olabildiğince televizyondan ve haberlerden uzak tutun. Depremi ister yaşayın ister yaşamayın. İster akrabalarınıza ya da size bir şey olsun ister olmasın çocukları uzak tutun. Bakın e ben bu işin uzmanıyım, şöyleyim, böyleyim demek istemiyorum ee, ya da çeşitli argümanlar sunmak istemiyorum ama bir ilkokul öğretmeni olarak çocuk psikolojisine ve e, pedagojik formasyon almış bir öğretmen olarak söylüyorum, yıllarını bu işe vermiş bir öğretmen olarak söylüyorum. Çocuklarda çok ciddi travmalara sebep olabilir ve unutulmayacak ve farklı yerlerde farklı şekilde davranışın etkisini gösterebileceği etkiler olabilir hatta ben size bir kardeşiniz olarak bir tavsiyede bulunayım. Çocukları en iyi gözlemleyeceğiniz iki yer vardır. Bir, yaptıkları resim. iki oynadıkları oyun. Çocukların oynadıkları oyunlara dikkat edin. Eğer oyunlarının yönü şekli değiştiyse ne bileyim kendilerince depremcilik falan oynamaya başladılarsa iş kötü televizyonlardan hani haberlerden falan uzak tutun. Çizgi film açın bırakın oyun falan tablet falan verin zaten Okulların açılması da bir hafta daha ertelendi 20 Şubat'a kadar. Çok da iyi düşündüler. Hani e, hiç kimse böyle bir böyle iki haftalık tatil fazladan iki haftalık tatil hiç kimse istemezdi. Ama zaruret halinde de çok iyi düşündüler. Çok iyi yaptılar. Kayseri hayalet bir şehir. Herkes aldı başını gitti. Yani kimse öğrencisini zaten göndermezdi. Ama e, bu düşünce iyi oldu. Ben size söylüyorum o çocuklarınızı dikkat edin. Bakın, izleyin, gözlemleyin eğer depreme dair yaptıkları resimlerde ya da oynadıkları oyunlarda bir şey varsa olabildiğince uzak tutun. Hiçbir şekilde izlettirmeyin. Hocam bizimkinde öyle bir şey yok. Normal güllük gülistanlık hayatında diyorsanız yine de e, dik hani azami derecede dikkat edin. Başka şeylere yönlendirin. Kitap okumaya falan. Bakın Google Play'de falan çok güzel uygulamalar var. Mükemmel uygulamalar var. Matematik uygulaması. Mesela çocuğunuz kaça gidiyor? İlkokul 2'ye gidiyor. İkinci sınıf matematik yazın. Muhteşem şeyler çıkıyor. Bırakın onlarla uğraşsınlar. Tabii ki de tablet, bilgisayar hayatımızın gerçeği, telefon hayatımızın gerçeği. Bunlara alıştın. Olur mu? Ben şimdi sunmam gereken haberlere geçiyorum. Çünkü benden haber bekleyen kardeşlerim var. Ama biliyorsunuz bizim haberlerimizin yönü şekli değişik. Veseli'den deprem için Shane Larkin vakfına bağış diyor. Fenerbahçe Bekir erkek basketbol takımının eski oyuncusu Can Veseli depremzedeler için Türkiye'deki deprem için Shane Larkin vakfına 500 bin lira bağışta bulunmuş. ben de bu vesileyle bunu duyurmak istedim arkadaşlar. Anadolu Efes'in milli basketbolcu Shane Larkin Veseli'nin yaptığı bağış sonrası kardeşim bu çok cömert yardım için minnettarım bu bağışın depremden etkilenen birçok insana gideceğine emin olacağız diyor. Zaten bu gibi durumlarda arkadaşlar lütfen emin olunan yerlere gönderin. Sertaç Komşuoğlu hepimiz tek vücuduz diyor. Ben şunu söyleyeyim bu haberde ben sanki Fenerbahçe'den bahsetmişim gibi algılayacaklar. Israrla söylüyorum tekrar söylüyorum. Bugün ben Fenerbahçeli değilim. Yani ee, birkaç gündür ben Fenerbahçeli değilim ben birkaç gündür Galatasaraylıyım Beşiktaşlıyım Trabzonsporluyum Hatay sporluyum, Adana Demir sporluyum anlatabiliyor muyum Gaziantep sporluyum ben birkaç gündür sizler de aynısınızdır o yüzden e, ne olur video başlıklarını Fenerbahçe gibi algılamayın e, onu söyleyeyim. Sertaç komşu hepimiz tek vücuduz diyor. Tabii ki de hepimiz tek vücuduz. Fenerbahçe ülkenin stadında başlayan çalışmalara katılmış yöneti Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Sertaç komşu ee, ve özellikle Kahramanmaraş merkezde bu depremde ee, Anadolu Ajansı'na da açıklamalarda bulunmuş. Ee, şu anda orada yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız var. Biz de bir nebze de olsa yanlarında olmaya çalışıyoruz. Buna Fenerbahçe ya da diğer takımlar olarak bakmıyoruz. Bu tamamen Türk milletinin ortak kampanyası. İnşallah güzel haberler artar diyor. Orada soğuk hava şartları var vakit geçiyor çok üzgünüz e, ama üzgün olmak demek kalan vatandaşlarımıza daha fazla destek olmamız anlamına geliyor. Renk ayırt etmek sizin taraftarlar ve katkı veren tek e, tek vücut olduk. Bölge yatırlarımızı hazırlıyoruz inşallah yatırlarımız bir nebze olsa da oradaki insanlara katkı sağlıyordur diyor. Burada ne yöneticiyiz ne sporcuyuz ne taraftarız hepimiz tek vücuduz diyor. Yani inanılmaz bir katkı var diye belirtiyor arkadaşlar. Dediği gibi e, mesela Mert Hakan Yandaş'ı gördüm orada, Serdar Dursun'u gördüm orada. ya Dediğim gibi hiç kimse orada Fenerbahçe falan değil, yönetici değil, futbolcu değil. Orada herkes tek vücut. Arkadaşlar Galatasaraylı arkadaşlar, Beşiktaşlı arkadaşlar bakın gün birlik günü, gün güzellikler günü. En yakın size nerede yardım toplanıyor? Fenerbahçe stadına. Gidin yardım edin. Nerede? Galatasaray stadına. Gidin yardım edin. Gün bugündür ya. Serdar Dursun'un açıklamaları var. Ee, gönüllerle birlikte çalışıyor Serdar Dursun Fenerbahçe stadında. Ve açıklamalarda bulunmuş. Ben de niye bunu alıyorum? Hani Fenerbahçe futbolcuları Mert Hakan Yandaş, Arda Güler de yer almış. Ben Arda Güler'i görmemiştim. Tırlara dolduruyorlardı yardımı. Herkesten Allah razı olsun, başımız sağ olsun zor bir dönem ama ülkemize helal olsun. Böyle bir ülke yok, çok yardımsever ülkeyiz, kenetlendik. Ben Almanya'da büyüdüm, orada böyle şeyler imkansız. Bu gibi durumlar olmaz bence. Burada okuldan çıkanlar geliyor, işten çıkanlar geliyor. Herkesten Allah razı olsun. Yüklediğimiz 21. tır oldu bu. İnşallah daha çok tır yollarız diyor. Hadi Fenerbahçe, Galatasaray'a mağlup ettirmeyin bizi. Hadi, asıl maç bu bu maçı kazanmamız lazım. Yani bu maçta Galatasaray'a yenilmememiz lazım. Fark atmamız lazım. Daha fazla tır. Onlar 45 mi gönderdi? 450 tır göndermemiz lazım. Fenerbahçe'ye yakışan budur. Ama şunu da söyleyeyim. Ee, Fenerbahçe'nin zengini çok. Hani direkt kulüp üzerinden değil de başka yerler üzerinden gidiyor. Hani bir nevi Galatasaraylı arkadaşlar bunu da gol olarak saysınlar. Hani skoru eşit kabul edelim olmaz mı? Hani direkt yardım Fenerbahçe üzerinden gitmiyor ya, skoru eşit saysak olmaz mı? Bu maçın kazananı olmasın. Ama tabii ki de bakalım kimler daha gol atacak diye de kendi aramızda beklentiye girelim. Bakalım e, futbolcuları, teknik heyeti, eski futbolcuları falan bakalım kimin daha fazla gol atacak, kimin daha fazla yardım edecek diye de şey yapalım. Birlik ve bir beraberliğimiz var diyor Serdar. Herkes eşit ister futbolcu ister basketbolcu ister çalışan hepimiz aynıyız. Herkes yardım etmeye çalışıyor. Herkesin temiz bir kalbi var ve yardıma geliyorlar. Herkese ihtiyacımız var diyor. Ali Koç'tan bir öneri maçlar şifresiz yayınlansın diye. Bakın bu öneriyi normalde Ali Koç başkanım muhtemelen benden duydu. Ya da e, birileri bu fikri verdi. Benim şöyle bir düşüncem vardı. Yıllar içinde söyledim yine söylüyorum. Bazı maçlar şifresiz verilirse şifreden elde edilen reklam gelirinden 10 kat, 20 kat daha fazla para kazanılabilir. Bunu bunu unutmayın, not edin bir yere. Şimdi Ali Koç Kulüpler Birliği toplantı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Hatay Spor ile ilgili de konuşuyor. Onu birazdan değerlendireceğiz arkadaşlar. Hatay Spor ilgili de şunu söyleyeyim. TFF'den açıklama geldi. Hatay Spor Süper Lig'den çekildi arkadaşlar. Hocam e, ligden çekildik yazıyorsun. Hatay Spor çekilmiş. E, arkadaşlar videonun başında söyledim. Bugün ben her takımlıyım. O yüzden benim takımım ligden çekildi. Tuttuğum, gönül verdiğim, sevdiğim bir takım ligden çekildi. Yani sevdiğim takımım ligden çekildi benim. E, Hatay Spor'un ligden çekildiğinde Mehmet Büyükekşi açıklamış. Hatay Spor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarımızı oynayamayacağını bize bildirdi. Gaziantep Futbol Kulübü de ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Ya ilk yarı maçlarını oynanmamış sayacağız, puanları sileceğiz. Ya da o takımlarla oynayacak takıma 3 puan vereceğiz. Ee, arkadaşlar bu saatten sonra oynanan ee, yani ya bu maç bunlarla oynanan şeyleri sileceğiz ya da kalan bölümde ben adaletlisini söyleyeyim adaletli olanı şu bugünden itibaren bu takımlarla oynayacak takımlara 3'er puan eklenmesi daha adaletli. Zaten ikinci yarının hemen başı küme düşme potasındaki takımlar bunlarla eşleştiyse de o da kendi şansları sayacaklar. Zaten küme düşen sayısı da azalacağı için bence bu saatten sonra bu takımlarla oynayacak takımlar 3-0 galip sayılırlar. E, ligden de direkt bu takımların ismi silinir bence silinsin hani orada eksi haber falan görüp de insanların morali bozulmasın ayrıca ikinci lig 3. lig konuşacağız Yılmaz Bural beni aradı rahatsızlıkları var kalecileri vefat etti Malatya Spor'un durumunda değerlendireceğiz diyor yani bu kadar bunlara imtiyaz tanıyan e, federasyon Malatya Spor'da bir imtiyaz tanıyacaktır diye düşünüyorum yeni Malatya Spor'un durumuyla ilgili takımın hani Yılmaz Bural'la ilgili yok sonuçta bir rahatsızlıkları var diyor. Kalecileri vefat etti Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, biz kötüyüz diyorlar ama daha resmi bir şey yok. Hani telefon görüşmesi var resmi yaz gelmemiş. Christian Atsu'nun durumu Hatay Spor oyuncusu Atsu ilgili de kulüp başkanı Aydın Bey uzun bir görüşme yaptım sadece o değil. Yardımcı antrenörü var enkaz altında. Siyahi bir kişi enkaz altından kurtarılmış. Dün bana da birçok arkadaşım yazdı hocam çıkarılmış diye. Tam bilinmediği için Atsu zannetmişler. Büyükelçi, Gana Büyükelçiliği de aramış. Hani çıkarıldı hastaneye götürüldü diye ama arkadaşlar dediğim gibi bilgi kirliliği çok fazla oluyor. Bakın emin olmadığınız bilgiyi yaymayın. Bu süreç çok sıkıntılı. Böyle bir durum var. Ali Koç da Kulüpler Birliği Başkanı olduğu için ee, diyor ki yayıncı kuruluşa çok iş düşüyor. Belki bu aradan sonra ligin ilk 2-3 haftasını en azından ilk bir haftayı Tüm halkımızın izleyeceği şekilde şifresiz yayınlanması fikrini kendilerine sunacağız diyor. Ee, Hatay Spor ve Gaziantep'in mali yükünü sırtlayacaklarını belirtiyor Ali Koç. Hatay Spor ve Gaziantep'in tüm mali yükünü biz sırtlayacağız arkadaşlar. Biz dediği kulüpler birliği. Yani Fenerbahçe ya da Fenerbahçe taraftarından bahsetmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Bakın ee, şimdi kimse kötü niyetle düşünmez ama... Şuradan biri çıkar der ki sanki Ali Koç kendi karşılayacakmış gibi lanse etmişler. Hayır böyle bir şey yok. Medyamız biraz e, yanlış aktarıyor. Şimdi Ali Koç diyor ki iki kulüp devam etmezse ki etmeyecek. Seneye 20 takımla oynayacağız. Bu kulüplerin çekeceği mali yükü hep birlikte göstermek zorundayız. 11 Haziran'a kadar her şeyin bitmiş olması gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi finali var. Bakın burası önemli. Ben buranın üstünde duracağım. 11 hazirana kadar ligin bitmesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi finali var. Hocam ya 11 Haziran değil 11 Temmuz'da bitsin. <laughs> 11 Haziran değil. Şöyle bitsin arkadaşlar. Bakın Dünya Kupası arasından dolayı futbolcu bünyeleri de perişan oldu. Artı şimdi söyleyeceğim bir nokta var. 31 Mayıs'ta birçok futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Hocam buna ek madde gelir. 31 Mayıs 31 Haziran'a çekilir. Arkadaşlar bakın haziran sıcağı diyoruz. Etmeyin eylemeyin. Benim korkum ne biliyor musunuz? Benim korkum şu. Statlar boş kalacak. Bak statlar boş kalacak. Korkumdan kastım şu. Gelin ya online hatıra bileti yaptırın. <laughs> bakın yalvarırım şunu yapalım. Bak yalvarıyorum. Fenerbahçe taraftarı olarak yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Kayseri Spor Fenerbahçe maçı var. Kayseri hayalet şehre dönüştü. Kimse yok. Kayseri Spor bilet fiyatı 20 liradır desin. Bilet fiyatını ödeyene bir kod kullanacağı şifre tanımlansın. Biryan Sports'un sitesine girip izlemiş olsunlar. Gerekirse 1 lirası, 2 lirası, 5 lirası neyse Bien Sports sistemine kalanı Anladınız mı? Kulüplere ya da bağış olarak. Düşünsenize ya Kayseri Spor tribününden inanın 5 milyon kişi izler, 10 milyon kişi izler. Ya bedava da yayınlamasınlar. Böyle 5 lira 10 lira verip vallahi bak 5 lira 10 lira verip herkes teker teker satın alsın. Şeyler Selçuk Spor Şubu falan filan da onlar da yayınlamıyoruz desin. Gidin para verin izleyin desin. Lan 20 lira lan 20 lira lan kimse ölmez gebermez. Bu dediğimi unutmayın. Böyle bir fikir sunuyorum. Maçlar arka arkaya arka arkaya. Ya e, hocam her maçta da 20 lira. Yok o haftalık bilet mesela haftalık bilet satılsın. Atıyorum 50 TL. 50 TL veren bütün maçları Süper Lig maçlarını izlesin. Nasıl fikir arkadaşlar? E, çünkü statlara gitmek çok sıkıntı olacak. insanlar zor. Bakın askeri personel, e, polis, e, sağlık personelleri. inanın şu an birçok kişi başka yerde. Hani 3-4 Mart diyoruz. O zamana kadar ne olur ne değişir bilemeyeceğim. İnsanlarda korku hakim. Eğlence isteyecek insanlar kafa dağıtmak isteyecek. Bu dediğim fikri de bir düşün. Hocam sen de anca maddi fikir veriyorsun. Ne yapayım arkadaşlar? Kayserliyim yani benim genetik böyle. Ya benim genetik böyle ben ne yapayım? Ve kafamda sürekli yardım fikri dönüyor. Sürekli senaryolar dönüyor. Ben de burada açıklıyorum. Ali Koç aynı zamanda diyor ki belki 2-3 tane hafta içi maç eklemek durumundayız. Mecbur eklenecek. Oyuncu sözleşmeler 31 maçta bitiyor çoğu. Süper Lig'in dışında alt diklerde takımlar var. TFF'nin işi çok zor. Yani bıraktığımız yerden hafta kaydırmadan devam edeceğiz diyor. Mesela Fenerbahçe Konya maçı oynanmadı. Konya gelmediydi. Biz o gün ne güzel şeyi tartışıyorduk. Erken gelseler de hükmen yenik olsun falan. Keşke o güne geri dönsek. Depremi hayatımızdan çıkarsak. Hiç olmasa. Yine biz tartışsak. Yine Konya Spor'u tartışsak. Gelseler erken gelseler de hükmen yenildiler. Gel, geldiler geldiler gelmezlerse hükmen yenik falan desek keşke keşke Konya Spor'la değil de Hatay sporlu olsaydı. Hatay Spor'da zoraki gelmek zorunda kalsaydı da hiçbir futbolcusu orada şeyin altında kalmasaydı. De yani ee, yine Ali Koç'un konuşması Avrupa maçları var bu da sıkıntı ama halledeceğiz diyor ee, yurt dışı federasyonlardan büyük takımlardan yardım amaçlı maçlar teklifleri geliyor acaba aramızda turnuva yapabilir miyiz onu konuşuyoruz hepimiz etkilendik Feneryum çalışanları var enkaz altında. Hakem var. Herkes etkende. Bunu arkadaşlar sadece feneryum olarak düşünmeyin. Her takımın taraftarı manasında demek istiyor. Yani takımların çalışanları manasında demek istiyor. Hakemler de var. Herkes etkende. Normale dönmek birkaç sene sürecek diyor. Haksız da sayılmaz. Yani federasyon dediğim gibi e, Hatay Spor'un başvurusunu kabul etti. Muhtemelen Gaziantep'in kabul edecek etmek zorunda. Öyle bir senaryo var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve hani deprem içinde çalışan bütün arkadaşlara ben sonsuz teşekkür ediyorum. Sunuyorum. Hepimiz tek vücuduz. Ama böyle bir ülke gerçekten yok. Maçların şifresiz yayınlanması daha fazla gelir elde ettirebilir ama tek maçtaki 20 TL bütün Süper Lig maçlarını izlemek 50 TL. 1 milyon kişi katılsa 50 milyon TL. Ya fena fikir değil. Arkadaşlar hani beni de açgözlü paracı para göz biri olarak düşünmeyin. Ben böyle Hani kendimce bir, şey üretmeye çalışıyorum ya. Yani çok affedersin. İyi de hocam bir en spor taraftarı demek biz keriz miyiz? Biz aylık şu kadar bir Hiçbiri demez. Bir tanesi bile demez. Demez. Onlara da film paketi, film paketi bir spor madem para vermiyor, yanaşmıyor. Onlara da film paketini falan bir aylığına falan hediye etsinler. Olmaz mı? Naçizane fikrim bu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.